bak arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Farklı düşünenleri fitne odağı diye tanımlarsanız, bu birliği sağlamakta zorlanırsınız. Bakın biz bunu daha önce yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı yaşadı, hepimiz yaşadık. Bizler o zaman akademik hayattaydık. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere bir suçlamayla ayrıldıktan sonra sosyal hayatın içindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Refah Partisi'nin elindeydi. Sakarya depremi olduğunda hepimiz şunu savunduk. Biz Sakarya depremine gidip yardım etmeliyiz. Yerel yönetimler yardım etmeli, sivil toplum yardım etmeli ve hepimiz oraya aktık. Kimse de bize dur demedi, dur deseydi de dinlemezdik. Böyle bir dönemde, kriz döneminde yardım edenin önü kesilmez, yardım etmek isteyenin. Ama devlet bu yardımları denetler, bu yardımları yönlendirir, bu yardımlara katkıda bulunur. Ama devleti en üst makamdan çıkarak yardım talep ettiğinde bu yardımlar konusunda başka bir takım kaygılar gündeme gelmeye başlar. Neden? Devlet yardım talep etmez derken biz bir anlamda bazı konularda uyarıcı bir rol üstlenmeye çalıştık. Şimdi bakın, yardım kampanyası üzerinden epey bir zaman geçti. Birkaç gün, bir haftaya yakın vakit geçti. Toplanan miktar 1 milyar Türk lirası civarında. Bu 1 milyar Türk lirası açıklanan fonun, yani bizim korona tahviliyle sosyal yardım için kullanılmasını öngördüğümüz fonun %1'i, 100 milyar Türk liranın %1'i. Devletin yıllık vergi geliri takriben 800 milyarı aşkın, 2020 beklentisi 800'de 1'i, hatta bunu diğer gelirleri topladığınızda 1000'de 1'i bile diyebiliriz. Devlet geliri, vergi gelirlerinin 1000'de 1'i takriben. Açıklanan fon %1'i tutandaki bir yardım için günlerdir bir polemik yaşanıyor. Toplumsal kutuplaşma yaşanıyor. Sen yardım toplayamazsın, devlet içinde devlet olacaksın, siz şunu yapamazsınız diye kısıtlamalar getiriliyor. Kendi işinize odaklanın, herkes kendi işine odaklansın. İthamlardan vazgeçilsin. Peki bu yardımlara biz niçin biraz teenniyle yaklaşık devlet tarafından yapılması? Kızılay yapsın, AFAD yapsın. Bunlar da devletin doğrudan kurumları. Ama kurumsal misyonu bu zaten. Onların yapması doğal karşılanır. STK'lar yapsın. Yerel yönetimler hangi partiden olursa olsun yapsın. Sadece muhalefet partileri değil, iktidar partilerinin yerel yönetimlerde yapsın. Hatta siyasi partilerde yapsın. Ama devletin yardımları konusunda bir amaç yönünden, iki yöntem yönünden, devletin Cumhurbaşkanı düzeyinde yardım talep etmesini bir amaç yönünden, iki yöntem yönünden hala sakıncalı görüyorum. Bu kadar uzun süre devlet tecrübesinden sonra bunu paylaşmak yükümlüyüm. Amaç yönünden sakıncalıdır. Çünkü bu dönem ülke ekonomisine kaynak aktarma dönemi, para arzını artırma dönemi, topluma para enjekte etme dönemi, daha açık bir ifadeyle. Toplumdan para çekme dönemi değil, tabir caizse kan verme alma ihtiyacı hisseden, kan verilmesi gereken bir hastanın kanını almaya kalkarsanız yanlış bir tedavi uyguluyorsunuz demektir. Ama sosyal yardımlaşma içinde herkes kendi içinde bu dayanışmayı yapar. Devlet özgüven içinde çıkmalı ve demeli ki birlik ve dayanışma ihtiyacımız var. Bütün ailelere sahip çıkalım. Herkesi dayanışmaya davet ediyorum. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu badireleri atlatacak güce sahiptir. Kaynağa sahiptir. Hiç kimse şüphe etmemelidir. Geleceğinden emin olmalıdır. Aşının işini kaybeden herkese aş ve iş temin edilecektir. Hiç kimse gece yatağa kaygıyla yatmayacaktır. Herkes geleceğinden emin olsun demeli devletimiz. Yöntem olarak yanlıştır. Bakın şimdi, bu toplanan 1 milyarın bir dökümünü yapalım. Bir kere büyük bir kısmı devlet kurumlarından geliyor. Yani Merkez Bankası 100 milyon Türk lirası bağışlamış. Arkadaşlar, bunun ne mantığı var? Merkez Bankası devlete 100 milyon lira bağışlayacağına halka korona tahvili için fon tahsis etsin. Doğrudan halka versin. Devlet kurumlarının bir yardım kampanyasına katılması kadar anlamsız bir yardım kampanyası olamaz. Bir cebinden aldığınızı diğer cebinize koyuyorsunuz. İkincisi, büyük ölçekli görünen iş adamlarının yardımları. Bunların hepsi vergiden düşüyor değerli vatandaşlarım.
Vergi muafiyeti var. Yani iş adamlarını tenzih ederim. Birçoğu büyük bir fedakarlıkla bu yarıda şahsen de yardımda bulunuyorlar. Kurumsal olarak da yardımda bulunuyorlar. Otellerini sağlık çalışanlarına açan iş adamlarımız var. Hepsini takdir ediyorum. Ama ben de bu yardıma katılıyorum diye gösterebilmek zorunda olduğunu kendini hisseden iş adamları daha sonra vergi muafiyetiyle devlete ödemesi gereken vergiden doğal olarak kesintiye gittiğinde devlet bir şey kazanmış olmuyor. Üçüncüsü maaş kesintileri. Şimdi bu kalemleri çıkardığınız zaman geriye kalan samimi ve doğrudan yardım niteliği taşıyan yardımların miktarı gittikçe azalır. SMS üzerinden 40 milyona yakın, 40 milyon Türk lirasına yakın yardım toplandı, duyuruldu. Bu gerçek bir yardımdır, halkın doğrudan yardımıdır. Ama bu Kızılay'a yapılsın. Bu diğer kurumlara yapılsın. Özetle yardımlar üzerinden polemik yaşamayalım. Yardım edenin elini tutmayalım. Yardım alanı da kesinlikle ifşa etmeyelim, ortaya koymayalım. Bizim bu bağlamda da görüşlerimiz var, onları da sizlerle paylaşacağım. Tam biz bunları konuşurken, bu yardımlar konusunu konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı tekalifi milliyeden bahsetti. Evet, tarihçiler bilir. Hepimiz biliriz tekalifi milliyeyi. 1920'de zor şartlarda, ülke zor şartlardayken bir halkın, İç Anadolu'ya sıkıştırılmış bir halkın istiklal mücadelesinde onurlu bir şekilde omuz omuza vermesidir tekalifi milliye. Ve hiç kimse de bundan gocunmamıştır. Ama bugün bu benzetme hem yanlış hem tehlikelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na kimlerin bu tür benzetmeleri bir şekilde önüne getirdiğini bilmiyorum. Ama hem yanlış hem tehlikelidir. Niçin? Tekalifi milliye emirleri ilan edildiğinde ülke 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı ile başlayan, Balkan Savaşı ile bütün Balkanları kaybettiğimiz, Birinci Dünya Savaşı ile Çanakkale'den Yemen'e, Kutlu'la Mağara'dan Sarıkamış'a kadar 7 düvelle çarpıştığımız bir savaşın sonrasında kaynakları tükenmiş bir milletin son kaynaklarını, son imkanlarını kullanmak üzere seferber edilmesiydi. Bugün ise 2002'den bu yana 18 yıl bir sürekli bir tek parti, bir iktidar sürekliliğinin içinden geliyoruz. Ve bunu övünçle de, ben de iktidar partisi içindeyken hepimiz övünçle vurgulardık bir istikrar dönemi diye. Böyle bir istikrar döneminin sonu tekalifi milliye ile bitmemeli. Aksine 1 trilyona yakın vergi gelirleri olan bir devletin özgüveniyle bu tür tedbirlerden bahsetmektense parlak bir gelecekten bahsetmeliyiz. Tekalifi milliyenin gündeme getirilmesi yanlıştır. Niye yanlıştır? 1. Güven duygusunu yok eder. Kaynaklarımızın tükendiği intibanı verir. Savaş şartlar içinde olduğumuz kanaatini yaygınlaştırır. Toplumsal tedirginliğe yol açar. Belirsizliğe yol açar. 2. Tasarruf emniyetini yok eder. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi dahi, acaba bankadaki tasarrufuma, acaba evimdeki ekmeğime, aşıma veya imkanlarıma, arabama, değişik imkanlara devlet el mi koyacak garantisi, kaygısı doğar. Evet, İstiklal Savaşı şartlarında bu bir zaruretti ve millet büyük bir şevkle bu kampanyaya katıldı. Ve sonunda da onurlu bir devlet geleneğinin temsilcisi olarak Cumhuriyet'in kurucuları, Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924-30 yıllar arasında bütün bu borçları geri ödediler halka. Ve halkın bazı kesimleri de bu borçları geri ödemeyi kabul etmeden biz bu millet için bunu harcadık dedi. İşte fedakarlık budur. Şimdi bu toplanan yardımlar bu kriz geçtikten sonra halka geri ödenecek mi? Bu mudur söylenmek istenen şey? Yoksa her an hazır olun, tasarruflarınız ve diğer imkanlarınızı da seferber etmeniz gerekebilir gibi bir düşünce mi? İkincisi ise çok tehlikeli. Finansal sistemi sarsar, ekonomiye güveni sarsar, insanların sisteme olan güvenini sarsar. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz milletimizi bir daha tekalifi milliye gibi tedbirler almak durumunda bırakmasın. Ve hiç kimse tereddüt etmesin. Türkiye Cumhuriyeti bu badireleri de aşar.